Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Avrupa'nın ortasında yaşanan Avusturyalı bir YouTuber'ın yaptıklarını, Türk YouTuber'ın yaptıklarını, bir ahlaksızlığı anlatacağım. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı, özellikle de çocuğu olan hanımefendileri sevindirecek olan bir haber vereceğim. Eğer çocuğunuz varsa ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Avusturya'da YouTube videoları çeken Mesut Can Eray. Bu Viyana'da şehrin merkezinde değerli arkadaşlar bu kişi bazı videolar yapıyor. Yapmış olduğu videolarda müstehcen videolar. Hani biz yargılamıyoruz. Niye bunu yapıyorsun, yapmıyorsun falan. Bu kişinin kendi tercihi. Bir şey diyemeyiz. İşin bir de şey boyutu var. Yapmış olduğu bu müstehcen videoları milyonlarca kişi izliyor. Özellikle gençler. Milyonlarca. Bu ne yapıyor? Bu gurbetçi ailenin çocuğu, en son onu patlatan olay şu oldu. Türkçe bilmeyen bir gencin yanına, genç kızın yanına gidiyor. Ona müstehcen şeyler söylüyor. Şu an sağ tarafında görmüş olduğumuz fotoğraftaki kişiye. Bu olay sosyal medyada yayılıyor. Avusturya polisi bu kişiyi sınır dışı ediyor, deport ediyor. Türkiye'ye geldim çünkü deport edildim. Pasaportumun falan hepsini aldılar yani. O yüzden daha buradayım. Yani daha yurt dışına çıkamıyorum. Ailem orada ama hani çektiğim videolar yüzünden. O yüzden çıkamıyorum artık. O yüzden artık buradayım, Türkiye'deyim. Yapacak bir şey yok. Hani kısmetmiş. Zaten işime geldi çünkü mağdur sen biz video çekmek istedik. O yüzden de artık. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, olayın ne olduğunu ben anlatamam burada. İsteyenler YouTube'da falan var, izlerler. Benim gerçekten terbiyem müsaade etmiyor bu kişinin yapmış olduklarını. Kıymetli izleyicilerimiz, sosyal medya özellikle gençler üzerinde maalesef çok kötü etkiler bırakabiliyor. Eğer olumlu bir şekilde kullanabiliyorsanız bir sorun yok. Çok faydalı ama çıldırmış vaziyette, raydan çıkmış gibi eğer kullanırsanız da bu tür olayları yaşamanız çok normal. Bu kişiye baktım ben haberini görünce, bu kişi yapmış olduğu videolarda tamamen müstehcen, tamamen gayri ahlaki videolar yapıyor. Bakıyor ki bu kişi izleniyor, yapıyor bir video, 3 milyon, 5 milyon kişi izlemiş, binlerce yorum yazmış, ne yapıyor? Gidiyor bir de aynısını yapıyor, yine bakıyor 3 milyon, 5 milyon kişi izliyor, devam ediyor, devam ediyor ve para kazanıyor. Şimdi bu çocuğun yaptığını kabul etmek mümkün değil, kenara koyduk, çocuk da değil de işte anlayın siz. Peki bizim toplumumuz hangi boyutta? Öyle ya. Bir de biz toplum olarak bakalım. Tamam, bu kişinin yapmış olduklarını hiç kimse tasvip etmiyordur diye düşünüyorum. Peki bizim gençlerimiz nereye gidiyor? Bu sosyal medya çılgınlığı nedir ya? Bu Instagram'da, Facebook'ta, işte ne bileyim, orada burada yayınlanan fotoğraflar, milletin yediğini içtiğini göstermesi, milletin yok şuraya gittim şununla görüştü, onu yaptım bunu yaptım, her dakikasını paylaşıyor bilmem ne. Ne yapıyor? Egosunu tatmin ediyor. Ruhunu bununla besliyor. Şimdi kadınlara bakıyorum arkadaşlar. Kadınlar 24 saat makyajlı, sanki 24 saatte şıkır şıkır giyinmişler dersin. Erkeklere bakıyorum, onlar da aynı. Ya siz hangi ara uyuyorsunuz? Hangi ara çalışıyorsunuz? Hangi ara normal ailenizle, pijamanızla, eşofmanınızla, şortunuzla oturuyorsunuz, çok merak ediyorum. Öyle bir fotoğraflar, öyle şeyler yayınlıyorlar ki dersin ki bunlar 24 saat sosyal medya için yaşıyorlar. Hepimiz kullanıyoruz. Kim kullanmıyor ki? Ama kardeşim, adam arabasını paylaşıyor, direksiyonunu paylaşıyor, markasını gösteriyor. Saat takıyor. Hepimizin saati var. Kimin saati yok? Kimin saati yok? Bilmem nesini gösteriyor. Ayakkabısını. Ne yapmış? Çarıkla mı geziyor? Bizde de ayakkabı var. Sende yok mu ayakkabı? Birininki pahalıdır, birinin ucuzdur, birinin orta hallidir, ayakkabıdır. Ayakkabı mı? Ayakkabı işte kardeşim, ne yapalım yani? Ya toplum öyle bir noktaya geldi ki maalesef çok bozulan bir toplum haline geldik.
Yani diyoruz ya Batı diyoruz, Avrupa diyoruz, işte Amerika diyoruz. İnanın bana bizim Türkiye'deki toplum, özellikle gençler daha hızlı bir şekilde kendi örf, adet ve kendi kültürümüzden, bak kültürümüzden kopuyoruz, koptuk. Millet sürekli bir şeyleri gösterme telaşında. Mesela araba videoları çekiyorlar. Yol çekiyor sözde. Bakıyorum. Arabanın direksiyonun ortasında hani logosu var ya. Arabanın işte Mercedes, BMW bilmem neyse işte falan. Adam ekranın yarısı onunla kaplı. Ne? Yol çekiyor sözde. Altına bir de müzik koyuyor. Dersin ki bunların hepsi şair, edebiyatçı bunların hepsi dersin. Bunu yapanların çoğunun da yemeğe ekmeği yok, emin olabilirsiniz. Hep hava, hep civa. Ben öyle görüyorum. Katılırsınız, katılmazsınız saygı duyuyorum. Siz de görüşünüzü videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. Memnun olurum. Yanlış düşünüyorsak da biz de kendimize çeki düzen veririz. Ama benim düşüncem bu arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. İsteyen istediğini paylaşır tabii ki. Ben bir şey diyemem yani. Ben genel konuşuyorum. İsteyen yediğini paylaşır, yemediğini paylaşır, gittiğini paylaşır, gitmediğini paylaşır, giydiğini paylaşır, ayakkabısını paylaşır, ne bileyim. Ne istediği her şeyi paylaşır yani. Bu bizi ilgilendirmez. Evet değerli izleyicilerimiz, durum bu. Şimdi geldik güzel bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, özellikle hanımlar, sizlere sesleniyorum, çocuğu olanlar, lütfen şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Türkiye'de geçmişte ister sigortanız olsun ister olmasın. Şimdi anlatacaklarım sizin için çok çok önemli. Ben bu ekrandan, beni takip edenler bilir, Türkiye'de emeklilik konusunu ilk kez gündeme getirdim. Niye gündeme getirdim? Türkiye'den emekli olmak isteyenler bugüne kadar 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeyerek Türkiye'de emeklilik işlemlerini ya yaptırdılar ya yaptıramadılar. Çoğu dolandırıldı. Bu konuyla ilgili de bana çok sayıda mesaj geldi. Dediler ki biz Türkiye'de emekli olmak istiyoruz. Bu emeklilikle ilgili de ancak bugüne kadar pek çok vatandaşımız mağdur edildi. Yanlış borçlandırmalar yapıldı, yanlış işlemler yapıldı. Vatandaşın emekliliği olmadı. Olanlar düşük maaş aldılar. 3 kuruş maaş aldılar. Vatandaşın ne yapması gerekiyor? Ben de bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gittim. İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Bak dedim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan özellikle hanımlar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olma niyeti, isteği var. Ancak bu vatandaşlarımızın çoğu nasıl emekli olacaklarını bilmiyorlar. Ve bazıları da bu vatandaşlarımızdan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Artık biz bu işe bir el atalım, bu işi sonlandıralım ve yurt dışında mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepsi gelsinler ve emekli olsunlar, emeklilik haklarını alsınlar. Özgür Bey de bana şunu söyledi. Dedi ki Fatih Bey, 2019 yılında bir yasa çıktı. Pek çok kişi devlete çok para ödeyecekmişim diye bu emeklilikle ilgili defteri kapattı. Oysa ki öyle bir şey yok. Vatandaş önce durumunu öğrenecek. 3000 euro mu ödeyerek mi devlete emekli olacak? 5000 mi, 10000 mi, 20000 mi, 30 mu, kaç? Bunu bilmiyor. Ali'den, Veli'den duymuş, emeklilik defterini kapatmış. Artık emeklilik defterini açıyoruz. 3000 euro vererek emekli olan da var. 5000 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. Emekli oluyorsun. Doktora bedavaya gitme şansına sahip oluyorsun. Ölene kadar bu maaşı alıyorsun. Öldükten sonra çoluk çocuğuna da bu para kalıyor. Daha ne olsun? Şimdi Ali'den, Veli'den kulaktan dolma. Bütün her şeyi unutuyoruz. Bu emeklilik defterini açıyoruz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, geçmişte Türkiye'de ister sigortanız olsun ya da olmasın. Sigortanız varsa daha avantajlısınız ama sigortam yok diye üzülmeyin. Sizin de emeklilik hakkınız var. Ev hanımları, eğer çocuğunuz varsa, anneyseniz sizin de emekli olmanız Türkiye'de çok kolay. Yani sözün özü şu. Önce bir durumunuzu öğreneceksiniz. Ondan sonra da emekli maaşını alacaksınız. Bu kadar basit. Yapmanız gereken tek bir şey var. Dünyanın neresinde olursanız olun.
Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, Norveç, Rusya, Japonya. Yani nerede olursanız olun hiç önemli değil. Yapacağınız tek bir şey var. Ekranın altında şu anda bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42. WhatsApp attı bu. WhatsApp'tan hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen sizinle iletişime geçiyor. Ve değerli izleyicilerimiz, siz emekliliğe giden yola çıkmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Yattığınız yerden sadece cep telefonunuzdan WhatsApp'tan yazacaksınız. Başka bir şey yok. Daha sonra değerli izleyicilerimiz, size bir hesap numarası verilecek. Sadece 120 euro ödeyeceksiniz. Hem danışmanlık için hem de emeklilik işlemleri için, yani SGK'ya verilecek olan dilekçeler, doldurulacak olan formlar, tüm işlemleriniz için başka hiçbir ücret yok. 120 euroya siz emekli maaşına kavuşacaksınız. Bu kadar, başka bir şey yok. Siz bu ödemeyi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını yine bu ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattına atacaksınız. Size bir randevu verilecek. Randevu günü ve saatinde Özgür Bey'le, Özgür Kaya Bey'le, sosyal güvenlik uzmanıyla siz görüntülü bir şekilde WhatsApp üzerinden konuşacaksınız. Tüm bilgilerinizi alacak, sizin için özel bir çalışma yapacak. Sizin devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı hesaplayacak. Sizin için tüm formları dolduracak, dilekçeleri verecek ve sizin doğru bir emeklilik yapmanızı sağlayacak, emekli maaşına kavuşturacak. Emeklilik o kadar özel bir şey ki, hayatta bir sefer olan bir şey ve işi bilenle bu müracaatı yapmak zorundasınız. Siz eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir formda, yanlış bir yeri işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Şimdi arkadaşlar, bakın, dünyanın her yerinde emekli maaşları düşük mü? Evet, düşük. Kabul ediyorum. Almanya'da da düşük, Fransa'da. Nerede yüksek ki? Şimdi Türkiye'de bugün her ay bankaya 5-6 bin TL emekli bin paranız yatsa, izine gittiğinizde ya da işte Türkiye'deyken alıp bu parayı harcasanız çoluk çocuğunuzla beraber kötü mü olur kardeşim? Ölene kadar alıyorsun. Sağlıktan bedava yararlanma imkanına kavuşuyorsun. Bu para öldükten sonra çoluk çocuğuna kalıyor, eşine kalıyor. Daha ne olsun? Özellikle hanımların bu işten yararlanması için Özgür Bey'den ben özel bir ricada bulundum. Ve dedim ki, Özgür Bey, hanımlara indirim yap. Kendisi de beni kırmadı, sağ olsun. Dedi ki, hanımlar eşleriyle beraber eğer danışmanlık alırsa onlara %50 indirim var. Eğer siz kocanızla beraber birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim hakkına sahip oluyorsunuz. Yani normalde iki kişi 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyeceksiniz. Yani bu durumda hanımlar 60 euro ödüyor. Daha ne olsun? Yaptığın yerden Türkiye'ye bugün gidiyorum desen 1500-2000 euro para harcarsın. Sadece gitti geldiye. Oturduğun yerden eşinizle beraber sadece 180 euro ödeyeceksiniz. Tek başınıza alırsanız hanım ya da erkek fark etmiyor, 120 euro ödüyor. Ama karı koca birlikte alırsa, bu fırsattan yararlanırsa 180 euro ödüyor. Çocuklarınız için de bu fırsattan istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Kapı kapı dolaşma dönemi bitti. Kapatıyoruz artık. Emekli maaşı almak istiyorsanız aşağıdaki telefon numarasını cep telefonunuza kaydediyorsunuz ve emeklilik maaşına kavuşuyorsunuz. Bu kadar, başka hiçbir şey yok. Arkadaşlar, kapı kapı gezme dönemi bitti. Artık adım atma zamanı. Neyi düşünüyorsun? Alt tarafı 120 euro yani. Böyle, gerçi hani küçümsemiyorum bu parayı, yanlış anlamayın, ama siz emekli maaşına kavuşmak istiyorsanız ve Türkiye'de bir maaşım olsun diyorsanız bundan daha uygunu yok, daha hızlısı da yok. Yattığın yerden, örneğin Almanya'dayım, Fransa'dayım, Hollanda'dayım, İsveç'teyim, Norveç'teyim, Rusya'dayım, Japonya'dayım, Amerika'dayım. Nerede olursan ol. Evet, bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli maaşına kavuştu. Pek çoğunun işlemleri devam ediyor. Yarın öbürsü gün onlar da emekli maaşlarını alacaklar, işlemleri devam ediyor. Siz de bu büyük fırsattan eğer istifade etmek istiyorsanız hemen harekete geçin. Bu videoyu da sizden bir tek ricam var. Çevrenizde bulunan insanlara gönderin ki onlar da bu büyük fırsattan istifade etsin. Evet, herkese hayırlı, uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.